Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemineurrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velâllâhîn. Âmin ya rabbim. Kâlellâhu teâlâ fî kitâbihil kerîm. Bismillahirrahmanirrahim. La tecidenne eşedden nasi adaveten lillezine amenul yehude vellezine eşrekü ve la tecidenne ekrebehum meveddeten lillezine amenu kalu inna nesara zalike bi enne minhum kissisine ve ruhbanen ve ennehum la yestekbirun. Ve kâle teâlâ fî âyetin ukhra, yâ eyyühellezîne âmenû lâ tettehuzul yehûde ven nesâra evliyâe bâzuhum evliyâu bâz ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum. Ve kâle teâlâ fî âyetin ukhra, ve len terzâ ankel yehûdu ve len nesâra hattâ tettebiye milletehum. قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى وَلَيْنِ اتَّبَعَتَ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْاِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّينَ وَلَا نَصِيرٍ اِلٰى آخِرِ الْاَيَةِ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ فَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّهُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى مَا كَالِ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا وَمَبْلَانَا مِنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاهِدِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ve kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, letettebiyenne sünene men kableküm şibren bi şibrin zira'en ve zira'in ilâ âhiril hadîs. Sadaka Resûlullah ve netife habibullahi fîmâ kâle ve kemâ kâle. Hazreti Allah Celle Celaluhu cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e medet-i inayet ve lütf-i hidayet eyleyip Tevfikat-ı Subhaniyesine mazhar buyursun. Rıza-i İlahiyesine muvafik ameller yapmak cümlemize nasib-i müyesser eylesin. İbadat-ı taatlarımızda, faal-i harekatımızda vaki olan kusurlarımızı affı mağfiret duyursun. Aziz ve muhterem Müslümanlar, Hazreti Allah Celle Celaluhu Cibril-i Emin Namus-i Ekber vasıtasıyla iki cihan serveri Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurdu Kur'an-ı Kerim'inde. Hasıkan okumuş olduğum ayet-i kerimelerinde biz kullarına ne emru ferman buyuruyorlar. Muhterem müminler, malumunuz olduğu üzere Ocak bir yılbaşı bu gece, Ocak bir yılbaşı. Bu yılbaşı Hristiyanların yılbaşısıdır. Çok tehlikeli bir geceye giriyoruz. Maalesef birçok Müslümanlar, bilhassa Türk milleti, bu geceye Noel yurtusuna karışıyor. Bu geceyi yılbaşı yapıyor efendim. Sokaklara dökülüyorlar. Birçok günahlar işliyorlar. İçki içiyorlar. Zina, fuhuş yapıyorlar da yapıyorlar. Hadi bu gece Hristiyanların gecesidir. Onlar yapar ama Müslüman Türk milleti, Müslüman olarak sen niye böyle yapıyorsun yani? Evet. Ne için böyle yapıyorsun? Evet. İşte burada bu geceye katışanların dinleri, imanları tehlikeye gidiyor Müslümanlardan. Bu ikaz zorunda. Bugünkü dersimizde de bundan anlatacağız. Evet, biz Müslümanların da yılbaşısı vardır. Bizim yılbaşımız Muharrem-i Şerif'in birinci günüdür.
Muharrem-i Şerif ayının biri günüdür. Senenin ilk ayı Muharrem ayıdır bizim gibi. Ve tarihimiz de Hicri İslam tarihidir. Evet. Bizim yılbaşımız odur. Ama bizim birçok Müslümanlar maalesef kendi yılbaşısına haberi yok da Hristiyanların yılbaşısını yılbaşı yapıyor. Yapıyor da yapıyor efendim. Öyle. Peki bu hususta ayet-i kerimeler okuyalım. Estağfirullah. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ Habibi Muhammed, insanları içerisinde iman edenlere, Müslümanlara, müminlere en şiddetli düşman Yahudileri bulacaksın. Evet. Bir ayetin baş tarafı yine devamın. وَلَتَجِدَنَّ اَكْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا اِنَّا نَسَارَ Müminlere en yakın, meveddette en yakın, muhabbette en yakın biz Hristiyanlarız diyenleri bulacaksın diyor Cenab-ı Hak. Müslümanlara meved, muhabbette en yakın Hristiyanız diyenleri bulacaksın diyor Cenab-ı Hak. Ayetin baş tarafında ne diyor? İnsanlara en şiddetli düşman, insanlar içerisinde Habibi Muhammed, Yahudileri bulacaksın ve bir de müşrikleri bulacaksın. Tabii eskiden Kureyş'in putperestleri, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, yani Yahudilerden sonra en büyük düşman onlar. Şimdi de var yine putperestler, aynen var yani. Böyle biraz incele düşün, bak putperestleri bulursun, hemen çıkarsın onları meydana. İslam'a en büyük düşman. Meveddet cihetinden de en yakın Hristiyanları bulursun diyor Cenab-ı Hak. Zalike beenne minhum kıssisine ve ruhbane. Çünkü onların kıssısları, keşişleri, ruhbanları var. Tefsirine geçmeyelim. Hristiyanların keşişleri, ruhbanları var. Ve ennem la yestekbirun Hristiyanlar kibirli değiller diyor Hazreti Allah. Ayet-i kerime bu. Yalnız bu ayet nazil olduğu zaman 1400 sene evvel. O zamanki Hristiyanlar var, bir de şimdiki Hristiyanlar var. Acaba o zamanki Hristiyanlar gibi midir şimdiki Hristiyanlar? Mesela Hristiyanın kestiği yenir. Ama şimdiki Hristiyanların kestiği yenir mi, yenmez mi? Burada da ihtilaf vardır. Bazı alimler yenmez diyorlar. Diyenleri yenir diyenleri varsa da bazıları yenmez diyorlar. Resulullah Efendimiz'in zamanındaki Hristiyanlar efendim la ilahe illallah İsa Resulullah derlerdi. Yani Allah birdir, İsa Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir derlerdi. Kendilerine göre namaz kılarlar, ibadet ederlerdi. İşte Mescid-i Aksa'ya doğru dönüp ibadetlerini yaparlardı. Ve Müslümanlara meveddetliydiler hakikaten. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshabından birçokların nereye gönderdi? Habeşistan'a gönderdi. Habeşistan kralı Necaşi, Hristiyan oraya gönderdi. Orada Müslümanlar rahat ettiler. Yani Hristiyanlar, o zamanki Hristiyanlar öyleydiler yani. Necaşi'de ne olmuştu? Yine Müslüman olmuştu. Evet. Onun hikayesi de uzun gider. O zamanki Hristiyanlar öyleydi. Ama şimdiki Hristiyanlar nasıldır? Şimdiki Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu diyorlar. Hatta Allah diyenler de var haşa. Ayeti okuyalım estağfirullah. لَكَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ وَالْمَسُّهُ اِبْنُ مَرْيَمُ Meryem oğlu İsa ilahtır diyenler kafir oldu ya Hazreti Allah. Yine لَكَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ سَالِسُ سَلَاسَ Üçüncüsü Allah'tır diyenler kafir oldular. Hristiyan alimi teslisi kabul ediyor Arapça ifadeyle. Ne demek teslis? Üç kabul ediyor. Allah birdir derken Hristiyan alemi
biri üçleştiriyor, üçü birleştiriyor. Meryem validemizi de uluhiyet tanıyor, İsa Aleyhisselam'a da uluhiyet tanıyor. Allah birdir derken onları da ilah kabul ediyor. Yani. Kiliselere gittiğimiz zaman bakarsınız mesela Meryem Ana'nın heykeliyle İsa Aleyhisselam'ın heykeliyle karşılaşırsınız. Yani bir putperest olmuş demek ki. Eski Hristiyanlar gibi mi yani şimdikiler? Öyle değil. Eskilerin kestiği yenirdi ama şimdikilerinki yenir mi? Çoğunlukla ulemaya göre yenmez. Çünkü bu şekli aldı, evet. Burada da onun izahatını verdim. Yani Hristiyanlar muhabbetlidirler Müslümanlara. O eski Hristiyanlar, şimdikiler değil de. Şimdikiler bozuldu, evet. Yine ayet-i kerimeleri okuyoruz. Estağfirullah. وَلَمْ تَرْزَا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَمْ نَسَارَ حَتَّى تَتَّبِيَ مِلَّتَهُمْ Habibim Ahmet, Yahudiler ve Hristiyanlar senden katiyen razı olmazlar, memnun olmazlar senden. Ne zamana kadar? حَتَّى تَتَّبِيَ مِلَّتَهُمْ Onların dinlerine girinceye kadar. Sen Yahudi olursan veya Hristiyan olursan o zaman senden razı olur. Öbür şey razı olmazlar. İşte efendim, Hristiyanların Noel Baba bayramı var. Bayramlarına karışalım işte bu akşam Noel Baba yortusu, Noel yortusu falan vesaire vesaire. Efendim onlarla biz de bayramlarına karışalım da memnun edelim onları. Memnun edemezsin. Seni Hristiyan yapana kadar memnun edemezsin. Sen de Hristiyan olursan ha o zaman sen de memnun olur. Yahudi de öyle, Hristiyan da öyle. قُلْ اِنَّهُ دَ اللّٰهِ وَلُوْ دَ هِدَايَةِ Allah'ındır, hidayetidir. وَلَيْنِ اتَّبَاتَ اَفْوَامٍ مِنْ بَعْدِ مَعْجَاكَ مِنَ الْاِلْمِ Habib-i Muhammed, sana ilim geldikten sonra, Müslümanlık geldikten sonra, ben seni peygamber yaptıktan sonra, onlara eğer tabi olursan, kimlere? Yahudilere ve Hristiyanlara. مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَسِيرٍ Sen Allah'tan sana bir yardım, bir dostluk bulamazsın. Allah senin yardımcın olmaz ve senin de dostun olmaz. Evet, tabii. İşte burada tabii anlatılacak çok değişik mevzular, aydı daha başka ayet-i kerimeler var vesaire vesaire. Efendim, burada din iman. Müslümanın dinini, imanını koruması, muhafaza etmesi. Yani biz şimdi ahir zamandayız. Ahir zaman ne demek? En çok imanların zay olduğu zaman, ahlak-ı Muhammedi'nin bozulduğu zaman, imanların efendim söndüğü zaman, öyle bir zamandayız yani. Ahir zaman. Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamber ama 1400 sene geçti aradan. Biz şu anda tam kıyametin içerisindeyiz yani. İmanı korumak çok zor. İmanı korumak çok zor. Bir insan bu alemden bir Müslüman imansız gitti mi ebedi cehenneme postu serdi ya. Çok tehlike. En büyük tehlike. Peki imanı gideren haller, imanı ne yapan haller? Getiren sebepler, fiiller, arazi tabirler nedir onlar işte? İşte bunlardan bir tanesi de gayrimüslimlerin, Hristiyanların bayramlarına karışmak, onların merasimlerine karışmak. İşte bu gece Noel Baba bayramı oluyor, Hristiyanların gecesi. Bu geceye Müslüman karıştı mı, dini imani tehlikeye gidiyor kişinin. İmani tehlikeye gidiyor. Evet, tehlikeye gidiyor mesela. Bu gece bir Müslüman yılbaşı yapıyor. Hristiyanların yılbaşını yapıyor. Ölse o anda nereye gider acaba? Bilemeyiz gaybı, Allah bilir ama nereye gider? Nereye gider? Evet, nereye gider? Şu halde dinimizi, imanımızı muhafaza edecek etmemiz ve dinimizi, imanımızı tehlikeye düşüren hallerden korumamız. İşte başka bir ayet-i kerime daha okuyalım.
Ve la terkenu ilellezine zalemu. Zalimlere meyletmeyin diyor. Edna meyli, en az. Zalim olmayın demiyor da Hazreti Allah. Zalimlere en az da olsa az dahi meyletmeyin. Ne olur o zaman? Hedemez sakın bunlar. Sizi ateş tutar. Ateş yakarsa cehennem ateşi. Zalimlere meyledersiniz. İşte zalim, Müslümanın zalimi vardır. Bir de kafirin zalimi vardır. Efendim, kafir. Şu anda Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Hristiyan alimi nasıl kabul ediyor? Allah'a eş koşuyor. İşte teslis kabul ediyor. Allah'ı üç kabul ediyor. Allah'a eş koşuyor. Ayet-i kerime de estağfirullah. Ve inne şirke le zulmun azim. Şirk en büyük zulümdür. Yani bir kişi müşrik oluyorsa, ben hem Allah'a inanıyor da Allah'a eş koşuyor. Nedir bu? En büyük zulüm ediyor bana o kişi. Bana eş koşmakla diyor. Evet, şirk en büyük zulümdür işte. Hristiyan alim ne yapıyor demek? Allah'a eş koşuyor. İsa Aleyhisselam'a da ibadet olur diyor. Meryem validemiz de ibadet olur. Teslis kabul ediyor. İşte zalimlere en az meyletmeyin. Meylederseniz cehennem ateşi tutar sizi. İşte Hristiyanlara, Yahudilere meyledelim biraz. İşte biraz evvel dediğim gibi işte bu gece Hristiyan yılbaşı gecesi, biz de katsalım onlara filan. O zaman cehennem ateşi tutar. Tutar mı? Tutar ya, evet. Çünkü şirk en büyük zulümdür. Tamam. Böyle ya. Tehlikeli. Tehlikeli sahalar. Dini imanı gideren sahalar, mevkiler, zamanlar, işler, fiiller. İşte böyle bir zaman. Yine başka bir ayet-i kerime okuyalım. Ya eyyühellezine amenu la tettekizul yehude ven nesara evliyae. Ey müminler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onları dost, sırdaş etmeyin. Bazıhum evliya bazı. Onların bazıları bazılarının evliyalarıdırlar. Burada ayet biraz izahat ister yani. Yahudiler birbirlerinin dostlarıdırlar. Hristiyanları sevmezler. Hristiyanlar da birbirlerini severler. Birbirlerinin dostlarıdırlar. Evet. Yani Yahudi ve Hristiyan ikisi aslında birbirine zıttır yani. İşte onu da izah edelim. Vekaletil Yahudu leysetin nasara ala şey. Yahudiler dediler ki Hristiyanlar bir şey, bir hak üzerinde değiller dediler. Yani inanmadılar Hristiyanlara. Vekaletin nasara leysetil Yahudu ala şeyin. Hristiyanlar da Yahudiler hak üzerinde değillerdir. Birbirlerine yani inanmazlar. Birbirine fakat birbirlerine düşmandırlar. İşte bir ayet ne diyordu Cenab-ı Hak? Habib-i Muhammed, onların dinlerine sen girmeden senden katiyen razı olmazlar. Birbirlerinin şeyleridirler. Bazıları bazılarının dostlarıdırlar. İşte ayet-i kerimede. Şimdi bu bir iki ayette de ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum. Kim Yahudileri ve Hristiyanları dost ederse o onlardan olur diyor Hazreti Allah. Bak çok tehlikeli. O onlardan olur yani. Ne olur da? Yahudi olur, Hristiyan olur. İşte burada bu gece çok tehlikeli olduğunu bildirmiş olmaya çalışıyoruz ki Müslümanların bunlara katışması. Evet. Şu hadis-i şerifi de okuyalım. لَتَتَّبِيَنَّ سُنَلَ مَنْ قَبْلَكُمْ كِبْرًا بِشِبْرٍ زِرَاءً بِزِرَاءٍ. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshabıyla beraber Mescid-i Şerif'te otururlarken böyle söylüyor.
Ey ümmete sabrım, siz onlara yani Yahudilere ve Hristiyanlara tabi olacaksınız, uyacaksınız. Nasıl uyacaksınız? Şibren bir şirin, bir kariç kariç, zirağın bir zirağın, zira zira uyacaksınız. Eshab-ı kerim de birbirlerine baktılar. Biz hiç Yahudilere, Hristiyanlara uyar mıyız? Hiç onların yaptıklarını yapar mıyız biz diye. Dediler böyle kendi aralarında. Resulullah Efendimiz'in devamında siz onlara tabi olacaksınız. Onlar bir kertenkelenin deliğine girseler bile gireceksiniz. Peygamberin mucize gösteriyor. Evet, o zaman Eshab-ı Kiram öyle değildi ama şu anda bak aynı haller zuhur etti yani. Efendim Yahudilere, Hristiyanlara benzemek için neler yapıyor Müslümanlar, neler yapıyor Müslümanlar, onları memnun etmek için. Halbuki onların dinine sen girmezsen senden razı olmazlar, memnun olmazlar. Evet. İşte bu da hadis-i şerif ne? Hadis-i şerif daha başka. Evet. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler hep bildiriyorlar. Evet. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Kim Yahudileri ve Hristiyanları dost ederse o da onlardan olur. Nitekim hadis-i şerifte مَنْ تَشَبَّهَ بِكَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُ Kim hangi kavme kendini benzetirse o ondan olur. Birisi kendini Yahudi'ye benzetiyor veya Hristiyan'a benzetiyor. O ondan olur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İşte bu akşam Müslüman Türk milletinin birçokları Hristiyan yılbaşısına tabi oluyorlar, katışıyorlar. Sonra bu gece emniyet teşkilatı güvenlik alıyor falan, bilmem vesaire vesaire güvenlik alıyor. Ne oluyor? Burada işte bu gece birçok şeyler oluyor. Eskiden beri hep yılbaşı gecesi, Ocak gibi yılbaşı, hep efendim emniyet teşkilatı güvenlik emniyet alıyor falan vesaire vesaire. Niyeler efendim? Ama Müslümanların, biz müminlerin büyük gecelerimiz var. Hani Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece var. Böyle emniyet teşkilatı lüzum görülüyor mu bir güvenlik kuvveti, güvenlik tedbiri almaya? Lüzum görülmüyor efendim. Berat gecesi geliyor, Kadir gecesi geliyor. Böyle bir şey oluyor mu? Olmuyor, evet. Bu şekilde oluyor yani. Ondan sonra bu gece İsa Aleyhisselam'ın doğduğu gece, Hristiyanlar bunu böyle kabul ediyor. Aslında kendileri de açıkladılar. Papa da açıkladı. Ocak 1'i yılbaşı gecesi İsa Aleyhisselam'ın miladi doğduğu değildir. Efendim 24'üdür, 26'sıdır diyenler var ama böyle olduğunu bildikleri halde gene böyle kabul ediyorlar. Bu geceyi İsa Aleyhisselam'ın doğduğu gece kabul ediyorlar. Evet. Peki biz Müslümanlar niye bu geceye tabi oluyoruz? Onlar Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece, Hristiyanlar bizim Peygamber'in, Hazreti Muhammed'in doğduğu gecedir sallallahu aleyhi ve sellem gelip bize bir tabi olmaları var mıdır onların? Veya mübarek Miraç gecelerinde şeylerinde. Peki Türk milleti niye tabi oluyor? Niye efendim uyuyor Hristiyanlara? Ondan sonra ne al baba bayramı yapıyor? Yapıyor da yapıyor efendim. Ediyor da ediyor da dini imanını oluyor. Demek ki tehlikeye gitmiş oluyor. Tabii bu gece evlerde televizyonları açmak tehlikelidir yani. Biz abimizden böyle dinledik yani efendim. Televizyonları açmayın diyor. Açmayın diyor. Ne ol baba? Bir papazdır. Bir insanın evinin kapısına bir papaz gelse insan bir endişe eder değil mi? Ama televizyonu açtın mı efendim bu gece ne ol baba geliyor evin içine giriyor. Evin içine giriyor. Açmamak lazım. Ne ol babayı seyrediyor. Lan beraber oluyorsun böyle onu dinliyorsun. Olur mu hiç ya? Değil mi? Televizyonları açmak da tehlikeli duruyor. O şekilde açayım. Ne oluyor?
Kafirlere benzemek demek bu müminin dinini, imanını nereye getiriyor? Tehlikeye getiriyor. Dini, imanı korumak, muhafaza etmek evet çok zor. Bu devirde çok zor yani dini, imanı muhafaza etmek. Ahirete iman aşırmak kolay mesele değildir. İşte Peygamber Efendimiz anlattılar, en büyük gün bayram günüdür. Daha cuma mesela bayramdır, müminlerin bayramıdır en büyük bayram, ama bir de ne var? En büyük bayramlardan biri de değişik bayramlar vardır. Bir mümin, bir Müslüman imanlı olarak bu alemden geçtiğini anladı mı onun için en büyük bayramdır. Ne bileyim. Tabii son nefesimizi bilmiyoruz yani. Son nefeste insan imanını kaybedebilir. İmanımızı çok koruyacağız, koruma altına alacağız. Küfrü getiren sebeplere düşmemeye dikkat edeceğiz. İman kayboldu mu, söndü mü, ebedi cehenneme girer bir Müslüman. Ama bir mümin ölürken imanlı olarak öldüğünü gördü mü, onun için en büyük bayram. Ebedi cennete kalacağım diye bunu anlamasıdır işte. Evet, en büyük bayram bu. İşte bu son nefesi çok ne yapacağız? Son nefesi korumak için. Yani imanımızı son nefeste kaybetmeyelim diye bu hususta gerekli mücadeleyi vermemiz icap eder. Vermemiz ki o bayrama nail olabilelim. Yani bu alemden giderken mümin olarak gidelim ve mümin olduğumuzu anladık mı en büyük bayram etmiş olduk, evet. Bizim elimizde bu. Bizim elimizde. Allah Celle Celaluhu bütün insanlığı cennette yarattı. Yani Adem Aleyhisselam beşeriyetin babasıdır. Neydi o? Cennette yarattı. Cennette yarattı. Bizim de cevherimizi cennette yarattı Hazreti Allah. Babalarımızın, dedelerimizin bellerinden geldik efendim. Geldik de anne rahmine düştük, dünyaya geldik. Cennette yarattı. Tekrar Cenab-ı Hak cennete davet ediyor. Estağfirullah. Vallahu yed'u ila darisselam. Allah darisselam olan cennete kullarını davet ediyor. Cennet nerededir? Yedi kat göklerin üstündedir. Şu anda vardır. Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz 500 sene cennette kaldılar ve dünyaya indiler. İşte şeytan sebep oldu vesaire. Şimdi cennete gitmek için Cenab-ı Hak irade buyuruyor. Ne demek irade? İrade-i külliye, irade-i cüz'ü. İrade Allah'ın sıfatıdır. Fakat bize de ne verdi Hazreti Allah? İrade-i cüz'üye verdi. Yani seçme hakkı verdi. İsterse bir insan kafir olur, isterse Müslüman olur. Seçme hakkı verdi ve yolları gösterdi. Bak kulum, şu yoldan gidersen cennete gidersin, şu yoldan gidersen cehenneme gidersin diye gösterdi. Peki cennete gitmenin şartını ne koydu? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Çok az bir şey yani. Allah birdir. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bunu dilinden dedin, kalbin bunu tasdik etti mi cennete gideceksin. İşte cennet uçağı şu anda dünyadadır. Kim kelime-i şahadeti ki İslam'ın şartını şey yapar, cennet uçağına binecek. O uçak alıp onu yedi kat gökleri üstüne cennete getirecek. İrade-i cüz'i elimize verdi Hazreti Allah. İster cennete gelin, ister cehenneme gidin. Tamam. Allah Celle Celaluhu zulümden münezzehtir. Hiçbir zaman cennetlik insanı cehenneme koymaz. Mümini, evet, cehennemliği de cennete koymaz. Mümin iradesiyle mümin oluyor.
kafir iradesiyle kafir oluyor. Kendi seçiyor. Allah zulümden münezzeh. İşte biz kulları ne diyor? Davetlisiniz ey kullarım. Cennete davet ediyorum sizi. Fazla büyük bir şart koşmuyorum. Sadece iman edin yeter. Amel nedir? İbadet nedir? Bir Müslüman da ne kadar çok ibadet ederse cennette o kadar derece alır. Fakat biraz evvel dediğim imanı getiren tehlikeler, işte imanı yok eden tehlikeler, bu çok mühim. Daha adam Müslüman ama dinin imanını koruyamıyor mesela. Hadis-i şerifler var, nasıl hadis-i şerifler var? Yümsü kafiren, yüzbü müminen. Bir zaman gelecek ki o zaman da sabaha evinden çıkarken Müslüman olacak, öyle kafir olacak, akşama Müslüman olacak, akşam evinde Müslüman gelecek evine, evinde bazı haller olacak, o gece kafir olacak. İşte bu zaman bu zamandır yani. Ahir zaman, dünyanın sonu, böyle tehlikeli zamanlar. Yani dinin, imanın en çok imha edildiği zamanlar. Şu anda birçok ölüleri hep görüyoruz, cenazeler oluyor ama hafsi imanlı mı gidiyor acaba? Bilemeyiz, biz gayiptendir. Cenaze namazları kılıyoruz. Ama hepsi imanlı mı gidiyor? Kolay mı imanlı gitmek? Evet ya, şu anda da yine biraz evvel hep dediğimiz mevzu yaptığımız efendim Noel Baba Bayramı, işte efendim yılbaşı, Hristiyanların yılbaşısı, buna katışan müminlerin dinleri, imanları tehlikeye giriyor. Biraz evvel dediğim gibi bu gece efendim yılbaşıya katışan Müslümanlar o anda ölse nereye gider acaba? İmanlı mı gider, imansız mı gider? Nasıl gider, evet. Bu tehlike. İmanı korumak, imanı muhafaza etmek en zor meseledir ki, en zor meseledir. Bunun için cennet ehli azdır da cehennem ehli çoktur. Ne hikmetse öyledir yani. Cenab-ı Hak işte ayet-i kerime desin ve kalilim min ibadiyi şükür. İyi kullarım azdır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemi gördü, cennete girdi. Cehennemi gördü, cennete girdi. Fakat cenneti görünce baktı ki etrafı çok zorluklarla çevrili. Bu cennete ümmetinden az kimse girer buyurdu Peygamber Efendimiz. Cehennemin etrafı süslerle çevrili. Cehenneme giden çok, evet. Bu civetin nar bir şehvat. Cehennemin etrafı nefsin istediği şeylerle çevrili. Cehenneme kişinin gitmesi, küfre gitmesi çok kolay oluyor, evet. Ama cennete gitmesi zor oluyor işte efendim. Burada mümin bu zorluklara katlanmalıdır. Bu zorluklara katlanmalıdır. Yani dünya hayatı, dünya acayip bir yer. İşte imtihan yeri dünya. Sonra eski insanlar 600 sene, 700 sene yaşıyorlardı ama Peygamber Efendimiz kaç sene yaşadı? 63 sene. Ümmeti de ortalama işte 50-60 sene, 70 sene falan işte daha başka. Zaten 40'ı geçti mi insan ne olur? Olur da olur. Böyle bir az bir hayat. Az bir hayat. Bunu Allah'ın istediği gibi geçirmemiz. Yani imanlı ve itaatli Allah'ın emirlerini yaparak, yasaklarından kaçınarak geçirirsek işte o zaman nereye gideriz? Cennete gideriz. Evet. Ama yapmadığımız takdirde cehennem hazır hemen. Cehennem hazır. Küfre getiren sebepler de çok. İşte gayrimüslimlerin bayramlarına katışmak. Kafirlerin, Hristiyanların bayramlarına katışmak. Onlar bizim bayramlarımıza katışıyorlar mı? Onlar senin peygamberinin doğduğu gece gelip işte kendilerine göre bir katışma yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Ama maalesef bu nedense böyle yani. İşte biraz evvel dediğim gibi
bir papaz evin kapısına gelse Müslüman şaşırır yani papaz. Aa şimdi gece televizyon açıldığı zaman Noel Baba gelecek evin içine seyredecek sana konuşmalarını falan. Olur mu yani? Yakışır mı sana bir Müslüman böyle yapman? Noel Baba papazı alacaksın, seyredeceksin falan. Televizyonları açmamalı. Büyüklerimizden, abilerimizden böyle duyduk yani. Açmamalı. Ve ne yapıyorsan her zaman yaptığın gibi yap. Katiyen öyle bir şeyler yapmamalı. İşte efendim bilmem neler neler biz de şöyle yapalım, böyle yapalım gibi. Öyle bir şey yok. Her akşam ne yapıyorsun? Yaparsın, istirahat çekilirsin, uykuya istirahatına çekilirsin. Ki burada onlara meyletmemek. Onlara ne yapmamak? Meyletmemek, kafirlere benzememek. Kafirlere benzememek için bu İslam dini bu mevzu üzerine çok durmuştur. Evet, kafirlere benzememek için bu mevzu üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere benzemeyelim diye ne olmuştur, neler yapmıştır Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, çünkü kim hangi kavme kendini benzetirse o ondandır mesela. Yemek yerken Peygamber'in üç parmağıyla yerdi. Sünnet yemek böyle üç parmağıyla yerdi Resulullah Efendimiz. İşte efendim şeytan bir parmağıyla yer, ona benzemesin. Bilmem müşrikler iki parmağıyla yer herhalde. Onlara benzemek için Peygamber'in üç parmağıyla yemek yemiştir. Bu da sünnet şekli. Demek kim hangi kavme kendini benzetirse o da ondandır. Evet, biz müminler, Müslümanlar, Müslüman Türk milleti, evet. Ecdadımız İslam dinine ne kadar ehemmiyet verdiler, İslam'ı ne kadar yaşadılar, nasıl yaptılar. Biz de onların torunları olarak biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Evet, tarihine sahip olacaksın efendim. Her şeyine, mukaddesatına, her şeyine sahip çıkacaksın. Bir Noel Baba bayramı geldi mi ona gitmeyeceksin. Senin dinin ne emrediyor, senin yılbaşın ne zamandır? O zaman yapacaksın, kendi yılbaşını yapacaksın. Kendine düşen vazifeleri, dinin emirlerini yapacaksın. Ki böylece imanını koruyabilesin. Evet, imanını koruyabilesin. İmanla ahiretiyle bilip ebedi cennete kişinin nail olabilmesi. İşte bozuldu. Bozdular tabii. Türk milletini ne hale getirdiler? Bozdular da bozdular. Öyle acayip acayip görüşler, öyle acayip acayip haller, işler efendim var da var. Demek ki Cenab-ı Hak kafirlere az dahi zalimlere en az meyletmeyin. İşte Hristiyanlar Allah'a eş koşuyorlar. Müşrik oluyorlar. En büyük zulümdür. En büyük zulümdür. Onlara meyil adnayla. Eğer meylederseniz sizi de cehennem ateşi tutar diyor Cenab-ı Hak. Cehennem ateşi tutar. Evet. İşte imtihan dünyası ya. İmtihan yeri. Efendim imtihan yeri. Küfrümü seçecek insan, imanımı seçecek, Allah'a itaatimi seçecek, isyanımı seçecek, böyle bir imtihan yeridir. Allah hayati memati tebareke suresinde estağfirullah. Huvellezi halekel mevte vel hayate. Allah ölümü de yarattı, yaşamayı da yarattı. Ne için yarattı? Liyeblüveküm eyyüküm ehsenu amela. Sizin hanginiz en güzel amel edecek diye bunun için hayatı, dünyada yaşamayı yarattı aslında. Arkasından da ölümü yarattı. Evet. Şu anda biz yaşıyoruz, imtihandayız. Evet, imtihandayız. İmtihanı kaybetmek de vardır.
kazanmakta vardır. Kazanmakta vardır ama çoğunlukla efendim işte ahir zaman fitnesinin zuhur ettiği, ahir zaman Deccal küfrünün zuhur ettiği bir zaman, imanların en tehlikeli olduğu zamanlar ki dinimizi, imanımızı işte bu gece mesela birçok Müslümanların imanları tehlikeye düşecektir. Evet. Her peygamber kavmine iki şeyi söyledi. Bir, her peygamber müjdeti geldiler. Dediler ki kavimlerine, Allah Celle Celaluhu ahir zamanda en büyük peygamberi, en çok sevdiği Habibi Muhammed Mustafa'yı ahir zamanda görecek, gönderecek, haberin olsun dedi. Bunu dedi her peygamber. Bir dedi ki, dediler ki ahir zamanda Deccal gelecek ki en büyük kafir. Ahir zaman alametlerindendir işte. Mehdi de ahir zaman alametlerinden, büyük alametlerdendir. Deccal da ahir zaman alametlerindendir. Vallaha sığının diye. Peygamber Efendimiz de hesabını anlattılar. Ya dersinin evvelinde dediğim gibi şu anda biz de neredeyiz? Ahir zamanın tam içerisindeyiz yani. Ahir zamanın içerisindeyiz. Peygamber Efendimiz ene kehateyni diyor. Ben ve ahir zaman diyor. Yani eve ben, benden hemen arkamdan ahir zaman, ama 1400 sene geçti aradan. 1400 sene geçti aradan. Ahir zamanın böyle tam ortasındayız. Peki bu ahir zamanda ne var? Ne? Tehlike. Tehlike nedir? Bu devirde en çok dinin, imanın zay olduğu, ahlak-ı Muhammedi'nin en çok bozulduğu ve imanların, müminlerin imanların en çok söndüğü zamandır o zaman. İşte biri de bu nedir? Bu Noel yurtusu. Bak, Noel Baba Bayramı. Evet. Müslüman kendi yılbaşısına haberi yoktur. Hristiyanların yılbaşısında. Efendim, hahamlar havralarda Yahudilere nasihat ederler. Ne derler biliyor musun? Hahamlar, efendim, Yahudilerin alimlerine haham denir. Yahudilere nasihat eder. Ey Yahudiler diyelim. Aman sakın Ocak bir yılbaşıya karışmayın. Bu Hristiyanların yılbaşısıdır. Bizim kendimize göre yılbaşımız var. Kendi yılbaşımızı yapın der. Ne oldu bu Müslüman Türk milletine ki kendi yılbaşısından haberi yok da Hristiyanların yılbaşını? Ne oldu bu? Ne hale geldik? Sen Müslüman Türk milleti Ali Osman'ın torunu değil misin? Dinine, kitabına, imanına neden sahip çıkamıyorsun? Neden dinini, imanını koruyamıyorsun? Ne oldu bu? Niye böyle oldu acaba? Neydi bunun sebebi, neydi? Evet. Koruyalım dinimizi, imanımızı muhterem müminler. Ne oluyor fısına karışmayalım. Hristiyanların yılbaşına karışıp dinimi, imanımızı tehlikeye atmayalım. Mukaddesatımıza sahip olalım. Tarihimize sahip olalım. Güzel emanetlere sahip olalım. Yahu senin mukaddes emanetleri Arap milletinden Türk milletine getirmiştir. Hilafet Türk milletindedir. Neden böyle olduk biz? Niye böyle oldu? Oldu da oldu, evet. Demek Deccal küfrü mahvetti, getirdi. Evet. O zaman dua edelim. İşimiz duaya kalıyor. Bu gece birçok Müslümanlar, yılbaşıya katılanlar, dinleri, imanlar tehlikeye gidecek. Üzülüyor insan. Üzülüyor değil mi? Gözünün önünde bakıyorsun. Peki bu gece ölebilir mi bu şey yılbaşıya kalıyor? O anda nereye gidiyor? Kim nereye gidiyor? Cehenneme mi gidiyor, cennete mi gidiyor? Müslüman. Hani kafir olsa kafir. Hristiyan kendine göre şey yapıyor. Evet. Bu kadar ne yapacağız? Tabii dinimize, iman, işlerimiz duaya kalıyor muhteremim. Allah'a yalvarmaya kalıyor. Dua edelim o zaman. Ya Rahman ve Kerim. Delalette kalmış olan ümmeti Muhammed'e Ankara'yı bu zaman hidayet-i kamile nasip eyle ya Rabbi.
dinimizi, imanımızı kafirlerin kürbünden istima eyle ya Rabbi. Bizi mümin olarak huzuruna çıkart ya Rabbi. Aile efrat çocuğumuz dini imanını muhafaza eyle ya Rabbi. Kabirlerde yatan ecdadımıza rahmet eyle ya Rabbi. Ali Selçuk, Ali Osman Akan, Sultan Süleyman Han Hazretlerine rahmet eyle ya Rabbi. Parayla da bizlere en büyük Müslümanlık yaptı ya Rabbi. Çok çok zekat verdi bize, çok çok hayır ve sanat yaptır ya Rabbel Alemin. Düşmanlarımıza ve din düşmanlarına, vatan ve bayrak düşmanlarına hidayetleri kabilse hidayet eyle ya Rabbi. Hidayetleri kabildiyse kahar ismi şerif hürmetine onları kahreyle ya Rabbi. Şerlerinden bizleri istimai eyle ya Rabbi. Askerimizi, polisimizi, devlet adamlarımızı, sayın devlet reisimizi, bizleri kâhirlerin şerrinden koru ya Rabbi. Seyyidina Nabi Hümet Seyyidin Müslim. Lillahi Teala Fatiha.